İslam itikadı Allah'ın birliği, vasıfları, sıfatları ve zatı itibariyle birliği esasına dayanan bir sözleşmeyi içermektedir. Bir esasa dayanmaktadır. Bu itikat metninin, bu sözleşme metninin tüm detaylarını ve esasını taraflardan yalnız birisi, yani her iki taraf onu kabul eden ve kabul ettiren değil, kabul ettirmek üzere, yani kendisine ibadet edilecek olan mabut belirler. Yani Allah belirler. Allah'ın bütün detaylarını ve esasını belirlediği sözleşmeye biz İslam itikadı diyoruz. Bu itikadın nasıl olması gerektiğini belirleme hakkı da yalnızca Allah'a aittir. Bu itibarla insan itikadını belirler iken itikat dairesi içerisine nelerin gireceğini, hangi boyutlarda girdiği yerde kalacağını, eksiltilmemesi ve fazlalaştırılmaması gerektiği hususunu muhakkak taraflardan kendisine ibadet edilecek olan tarafın, yani Allah'ın belirlemesi esasını kabullenmek zorundadır. Bu şekilde yapılmayan itikada geçerli itikat gözüyle bakmak mümkün olmamak gerekir. Aklen bu gerçek böyledir.